Bu kez işitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, cilve gözü sınır kapısından geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı. Tüfekçi, insani yardımların sıkı kontrol şartıyla devam edeceğini söyledi. Kapılarımızdan biri olan cilve gözü, Hatay'da bulunan cilve gözünün karşı kapısı Babül Hava, özellikle bizim de terörist grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grupla grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insani yardım dışındaki gıda maddeler ve insani yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var, kontrol var, daha sıkı kontrol var. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava devam ediyor. 8. oturum, eski jandarma istihbarat okul komutanı Murat Koçyiğit'in çapraz sorgusuyla devam ediyor. Eski kurmay albay Murat Koçyiğit hakkındaki suçlamaları reddetti. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olmadığını savundu. 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne nezaket ziyareti için gittiğini ifade eden Koçyiğit, kimse bana parola sormadı dedi. Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan Baylok bulunmadığını söyleyen Koçyiğit, Adil Öksüz'le hiç görüşmediğini de iddia etti. Davanın dünkü oturumunda çapraz sorgusuna başlanan sanık eski kurmay albay Mustafa Barış Avıalan'sa bugünkü duruşmadan vareste tutuldu. Avıalan'ın çapraz sorgusuna yarın devam edilecek. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşmaya Hero yazılı tişörtle giren sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablası hakkında dava açıldı. Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast davasının 13 Temmuz'daki duruşmasına sanık Gökhan Güçlü, üzerinde Türkçe kahraman anlamına gelen Hero yazılı tişörtle girdi. Tepkiye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı da sanığın tutulduğu cezaevinin ikinci müdürüyle 3 infaz koruma memuru ve 1 idari personelin açığa alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe arama ve yakalama kararı da verildi. Farklı bir konu başlığıyla devam edelim. Evde bakım hizmetlerinden koruyucu ailelere, rehabilitasyon merkezinden aile danışma bürolarına kadar birçok hizmeti uzman personellerle sağlıyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ihtiyaç sahiplerinin kimsesi olmaya devam ediyor. Onların istediği bir avuç sevgi, şefkat ve merhamet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. Bakanlığımızın son yıllardaki büyüme trendi, kimsesizin kimi olma hedefi doğrultusunda hizmetler her geçen gün çeşitleniyor, büyüyor ve kalitesi artırılıyor.
Engelli, yardıma muhtaç bireyler başta olmak üzere yaşlılar ve çocuklar, bakanlığın uyguladığı projeler sayesinde daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal çalışmalar yürütüyor. 7 tane projemiz var. Bunların birisi her göç bir hikayedir diye göçmen çocukları, sokakta dilenen çocukları ya da dilendirilen çocukları topluma kazandırmak, rehabilite etmek maksatlı yürüttüğümüz bir proje. Hem eğitim hem spor var içerisinde. Bana da uşağım der misin? Bir uşağında ben olayım sloganıyla başlatılan projede koruyucu aile sayısının arttırılması hedefleniyor. En ideal bakım aile yanındaki bakımdır. Dolayısıyla kuruluş çocuklarını muhakkak aile sevgisinden, aile bakımından, aile eğitiminden, aile ekonomisinden yararlandırmak lazım. Bunun da aracılarından birisi koruyucu ailedir. 33 tane koruyucu aileye verilmeye uygun çocuğumuz var. Onları bir an önce ailelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Birçok ilde olduğu gibi Trabzon'da da rehabilitasyon ve bakım merkezleri, aile danışma merkezleri, kreşler, huzur evleri, çocuk izleme merkezleri, evde bakım hizmetleri gibi birçok alanda uzman personel 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Merkezlerden hizmet alan bireylerin sayısı da her geçen gün artıyor. Mahallenizde şiddet gören kadını bize bildirin. İhmal ve istismara uğrayan çocuğu bize bildirin. Evde bakım hizmeti alması gereken varsa onu bildirin. Biz gelip onunla ilgilenelim. Aynı zamanda şehit ailelerinin ve gazilerin de sorumluluğu bizdedir. Muhakkak onlarla irtibat kuralım. Çünkü onlara vefa borçluyuz. Memleketimizin borcu var. Bu vatan için canını vermiş insanlardır. Onları ihmal etmemeliyiz. Öz ailesi ortadan kayboldu. Alanyalı Yavuz ailesi ona baktı. Koruyucu ailesi oldu. Öykü bebeğe 6,5 yıl sahip çıktılar. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 8 yaşındaki kızı aileden aldı. Öykünün gidişiyle yıkılan Yavuz ailesi kızlarını geri istiyor. Onu çok özledim. Onu geri istiyorum. Zahide ve Ramazan Yavuz, 3 çocuklu bir aile. 2011 yılında annesi 1,5 yaşındaki kızı Öykü'yü Yavuz ailesine bıraktı. Yavuz çifti çocuğa ücreti karşılığı evlerinde baktı. Bana gelince o kadar küçüktü ki. Şöyle. Ancak bir süre sonra biyolojik anne ortadan kayboldu, kızını ne aradı ne sordu. Öykü'yü öz evlat gibi benimseyen Yavuz ailesi çocuğa bakmaya devam etti. Aile 2014 yılında resmi başvuru yaptı. Öykü koruyucu aile olarak Yavuz çiftine verildi. Uzmanlar aileyi belirli aralıklarla denetledi. Ancak son kontrolde aileyi koruyucu aile olma şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle uyardı. Merkezden eviniz uzak. 2 tane oğlan çocuğu var. Bu yüzden başına bir iş gelir diye alacağız dediler. Şartların düzeltilmediğini belirleyen yetkililer Öykü'yü 13 Temmuz'da aileden aldı. 8 yaşındaki çocuk Antalya'daki bir sevgi evine yerleştirildi. Şu anda kaldığı yer nasıl bir yer bilmiyorum. İçim rahat değil. Aile 6,5 yıldır baktıkları Öykü ellerinden alınınca yıkıldı. 15-20 gündür biz bir hayat yaşamıyoruz. Biz yaşamadıysak o çocuk da aynı şekilde bu haldedir ve bu halde olduğunda eminim ki onun için de ben bu çocuğu geri istiyorum. Ve bu çocuğu o kadar seviyorum ki ben kendi evlatlarımdan ayırt etmedim. Biz bilmiyorum artık. Aile Öykü'nün kıyafetleri, fotoğrafları, oyuncakları ve yazdığı mektupla avunuyor. Anne seni çok seviyorum. Beni sakın bırakma. Onu çok özledim. Onu geri istiyorum. Ben uyudum da mesela o benim üstümü örterdi. Ben onun üstünü örterdim. Yardım bekleyen aileyi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgilendiği haberi umutlandırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyla ilgili 4 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Antalya Manavgat'ta yetim ve öksüz yabancı çocuklara Türk mutfağı tanıtıldı. Yetiştirme yurdunda kalan çocuklar Türk aşçılarla birlikte pasta yaptı. Fas, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan gelen 115 çocuk. Antalya Sağlık Turizmi Eğitim, Geriatri Rehabilitasyon, Engelli ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın davetlisi olarak gelen çocukların hepsi yetim ya da öksüz. Çocuklar Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nin Türk Yemekleri sunumuna katıldı. Konuk çocuklar usta aşçılarla birlikte kremalı kekler yaptı. Çocuklar küçük pastaları zevkle süsledi. Misafir çocuklar yaptıkları kek ve pastaları birbirlerine ikram etti. Çocuklar hem hoşça vakit geçirdi hem de Türk mutfağını tanıdı. Zaten amacımız da öğrencilerin kendilerinin Türk mutfağının nasıl yapıldığını görebilmesi açısından çok iyi oldu. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.